Bilindiği üzere tüm dünyada gözüken pandemiler nedeniyle gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse Sağlık İl Müdürlüğümüz her türlü hazırlıkları en üst düzeyde yapmaktalar. Bu amaçla biz de hastanemizde aynı şekilde hazırlıklarımızı yaptık ve çalışıyoruz. Ancak son birkaç gündür hastanemizde artan maske ihtiyacı nedeniyle baktığımızda yine Sağlık Bakanlığımızdan bize her türlü destek verildi. Depolarımız bu konuda tam. Ancak bizim çalışanlarımızdan bize bir talep geldi. Dediler ki hocam biz bu cerrahi maskeyi üretelim. Özellikle sahada kullanan hemşire arkadaşlar, doktor arkadaşlar yüze daha iyi olabilecek yeni bir maske yapabilir miyiz diye düşündüler. Bunun için biz araştırma yaptık ve Kayseri'de bu kumaşın üretildiğini tespit ettik. Ve bu üretilen firmayla bağlantıya geçtik. İlk deneme numunelerini yaptığımızda bizim aşırı derecede memnun oldu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu cerrahi malzemeler normalde 3 kat olmuyor. Biz 3 kat olarak yaptık. 2 kat standart cerrahi malzemelere ek olarak ilave bir standart kat daha koyarak bunların yüzü daha iyi kaplamasını sağladık. Kullandığımız kumaşların ışığı yansıtmaması gerekiyordu. Ayrıca uzun kullanımlarda gözlük kullananlarda buhar yapmasını engellemesi, yüzü tamamen tutması ve tütürsüz yüzeyiyle beraber de kullanan arkadaşlarımıza bir işlem sırasında rahatsız etmemesi gerekiyordu. Ve burada kullanılan lastiklerle de yüzü tamamen kapatarak da enfeksiyonlara karşı koruması gerekiyordu. Bu amaçla biz cerrahi maskelerimizden ürettiğimizde tamamen yüzümüze örtüyoruz. Bakın şu şekilde ben göstereyim arkadaşlara. Her şekilde konuşurken bir buhar çıkmadan ya da buhar oluşmadan, ışığı yansıtmadan bu cerrahi malzemelerimizi kullanıyoruz. Cerrahi malzemelerimizi kullandıktan sonra bize en sık soru şu geldi. Yani burada koronavirüsle ilgili bir ne yapıyorsunuz diye. Bizim başhekim yardımcılarımızdan Sayın Uzman Doktor Selma Karagöz hanımefendi başkanlığında biz sterilizasyon nasıl yapabiliriz diye bunu düşündük. Bu anlamda insan sağlığına zararlı olmayacak bir teknikle bunları sterilizasyonumuzu yaptık. İçerisine koyduğumuz endikatörlerle bunların steril olup olmadıklarını tespit ettikten sonra 25'erli paketler halinde sorumlularımıza veriyoruz. Sosyal medyaya yansıdıktan sonra arkadaşlarımızdan gelen talepler, gerek ilçelerden gerek diğer illerden gelen talepler üzerine onlara standart yapma tekniklerimizi ve yöntemlerimizi hemen atarak onların da kendi terzihanelerinde böyle bir maske yapmalarını sağlamış olduk. Şu anda yine acaba önlük yapabilir miyiz? Cerrahi maskenin dışında bir bone yapabilir miyiz diye bir çalışmamız var. Onu da inşallah yakın zamanda siz değerli basınımızla paylaşacağız. Ben tüm buradan vatandaşlarımıza inşallah bu pandemiyi bakanlığımızın desteğiyle çok rahat atlatacağımızı düşünüyorum. Herkese sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evet, ham maddesiyle ilgili kumaş üreten fabrikalarımız var Kayseri'de. Burayla bağlantıya geçtik. İlk deneme toplarını bize gönderdiler. Memnun kaldığımızı söyler söylemez hayırseverlerimizden 10 top bağışlayan oldu. Daha sonra bunu almaya giden hayırseverimiz dedi ki ya fabrikada bir 30 top da onlar gönder dediler. Bunun üzerine bir anda kendi ihtiyacımızdan fazla maskeye ulaşmış olduk. Sorduğumuzda piyasada 3 TL'lere kadar çıkmıştı maske fiyatları. Ama aynı gün yine bakanlığımızdan da bize tahsis edilen maskeler de gelmişti. Ama çok neredeyse maliyeti sıfır. Yani işçi çalışan burada arkadaşlarımız gönüllü çalışıyorlar. Gece gündüz demiyorlar. 3 ila 4 bin civarında bir maske üretebiliyorlar. Bizim de günlük ihtiyacımız 2 bin civarıydı. Fazla olanları hastalarımıza özellikle bize müracaat edebilirler. Hastalarımıza ücretsiz vereceğiz başhekimliğe müracaat ettiklerinde. Onun dışında yine ilçe hastanelerimiz diğer illerden gelen taleplerde de imkanımız olduğu müddetçe onlara destek olmak istiyoruz.